Merhaba. Arabacı Delfi'den günümüze ulaşan en güzel eserlerden biridir. Bu figür, bir grup atı ve bir seyisi de içeren daha büyük bir eserin bir parçasıydı. At arabası yarışları, Olimpiyada düzenlenen Olimpiyatlarda gerçekleştirilen spor müsabakalarından biriydi. Delfi Tapınağı'nda da spor müsabakaları düzenlenirdi. İnsanlar önemli galibiyetleri ölümsüzleştirmek isterdi. Bu heykel Sicilya'daki bir kral tarafından sipariş edilmiş. Sicilya'daki Yunan şehir devletleri ya da diğer adıyla polisler de yapılan bu yarışlara katılıyordu. Yani büyük bir ihtimalle bu kadar gösterişli bir bronz heykel özel bir galibiyeti kutlamak için yaptırılmış. Bunu bir çeşit kupa olarak da düşünebilirsiniz. Belli ki galibiyeti alan kişi herkese gösteriş yapmak istemiş. Delfi bütün şehir devletlerinin yarışmaya ve Tanrı Apollo'ya adaklarını sunmaya geldikleri bir yerdi. Bu heykelle gösteriş yapıldığını sadece temsil ettiği olaydan değil, heykelin ham maddesinden de anlayabiliyoruz. Heykel bronzdan yapılmış. Bronz o zamanlar çok pahalı bir malzemeydi. Yapımında da bakır ve az bir miktar kalay kullanılmış. Heykel kalıp halinde ve içi boş kolun eksik olduğu kısımda ve onun karşı tarafında bronzun ne kadar ince olduğunu gayet net görebilirsiniz. Cam macunundan yapılma gözlerinin etrafı eskiden muhtemelen gümüşle işlenmiş haldeydi. Heykelin harika bir işçiliği var. Gümüş saç bandının etrafında da kullanılmış. Kirpikleri oluşturmak içinse bronz çok ince bir şekilde işlenmiş. Figür adeta canlı gibi görünüyor. Bu heykel ciddi stil olarak da isimlendirilen erken klasik dönemde yapılmış. Bu naturalizmin başlangıcı olan döneme denk geliyor. Bu heykel bazı yönleriyle bir heykel gibi değil, gerçek bir insanmış gibi duruyor. Aynı devirde yapılan başka heykellerde görülen kontrapost duruşu bu heykelde görülmüyor. Beden bir sütun gibi dimdik duruyor. Gövdesi hareket etmiyor. Heykelin duruşu temsil ettiği an yarışı kazandığı an değil. Heykelde hareket halindeki bir an temsil edilmemiş. Onun yerine yarıştan sonra kazandığı zaferin tadını sessizce çıkardığı an gösterilmiş. Heykelin ayakları arabanın içinde kaldığı için ayakların gözükmüyor olması gerekirdi. Aslında bu bacakların neden normalde olması gerekenden biraz daha uzun yapıldığını açıklıyor. Kemer çok yukarıdan bağlanmış ve bunun içinde bacakları olduğundan daha uzun gözükmüş. Kıyafetindeki kımrımlar bize Yunan sütunlarındaki yivleri anımsatıyor. Giysisinin kemerin üstünde nasıl şiştiğine de dikkat edin. Tam olarak öne dönük bir heykel olduğunu söyleyemeyiz. Arkaik dönemde yapılan kuros erkek figürleri gibi değil. Arabacı biraz sağa dönmüş durumda. Kolunu biraz kaldırmış. Klasik dönemde çok popüler olacak açık poz verme durumuna meyilli gibi görünüyor. Açık poz veren figür derken, elleri bedenine yapışık olmayan figürleri kastediyoruz. Bacaklar birbirlerine paralel olmasına rağmen, kuros figürlerindeki gibi kaskatı değil. Ayakların tasvirine gösterilen özen olağanüstü. Bu heykel eski heykellerdeki gibi taşa oyulmuş temsili bir ayak uzantısına değil oldukça detaylı bir gözleme ve insan anatomisinin çok iyi incelenmesine dayanarak yapılmış ayaklara sahip. Biliyor musunuz şu an kendimi o zamanki yarışlardaymışım gibi hissediyorum. Arabacı yarışı kazanmış ve halkın takdirine mazhar olmuş. Ben de sanki şu an buna tanıklık ediyormuşum gibi. Hoşçakalın.